biraz kanı kıynaydı yedim tuzunun jatbeni. Tanrı için canım canı, cefa ise taptur yeter. Senin firakından beter, azap var mı daha beter? Aşkın odu yüreğimde yandığını alem tanık. Kan da bir ot yanar ise nişanı var, tütün tüter. Aşkın çeri saldı benim gönlüm evi iklimine. Canımı esir eyledin, ni der bana yağı tatar? Ecel salam iklimlere, vasiyet kıla maşıklara. Maşukadan diyem sakın, oynar aşık gönlün utar. Acep bu benim derdime ne için derman bulunmaz? Kim bulursar derman ana, kişiyi kim beri tutar? Resmi durur sultanların, kullar günah eyleyecek. Ya edepler ol kulunu, ya mezada verir satar. Yunus şikayet eyleme, yardan cefa gördüm deyü. Cümle aşıklar haceti, maşuku katında biter. Evet, anlayamadığınız kelime var mı? Yunus sade, basit, anamızın, ebemizin, dedemizin anlayacağı şekilde konuşmuştur biliyorsunuz. Onun için anlayamadığınız kelimenin olduğunu zannetmiyorum. Ercan abi var mı anlamadığın kelime? Yok. Evet. Tabii bugün için unutulmuş kelimeler var. Veya konuştuğumuz halde Yunus'un yüklediği, mana yüklediği kelimeler var. Oradan kaynaklanan meseleler var. Tanrı için, Allah için, canım canı, ey canımın canı, ey efendim, ey sultanım, ey gözümün nuru, hitap cümlesi bu. Ey canımın içi gibi. İnsanın en sevdiğine söylediği hitap. Can verecek kadar sevdiğine söylediği hitap. Ey canımın içi, ey canımın canı. Cefa ise taptır. Tap yeter demek. Yeter de yeter demek. Yeter, yeter demiyor da taptır yeter. Kifayet eder. Aman bu kadar bana yeterli. Ya tabii Allah için deyince orada duraklanır değil mi? Resulullah için deyince, Allah için deyince orada duraklanır. Kime yalvarıyor? Mürşidine, Tapduk Emre'ye yalvarıyor insaniken. Tabii bu sohbeti dinlemeye gelen kişiler baştan Tapduk, Yunus gibi kelamları ederken biz mürşit-mürit ilişkisini baştan düşünecek. Bu sıradan bir ilişki değil. Mürşit-mürit ilişkisi sıradan bir ilişki değil önce. Bunu anlamamız lazım. Yani nasıl bir ilişki değil? Asker arkadaşı değil. Mürşit-mürit. Bir insan-ı kamil, bir velayet erbabı irşat makamına geldiği andan itibaren baban da olsa artık o baban değil. Yani dünyevi olarak, zahiri olarak, genetik olarak baban da olsa artık o baban değil. O başka bir şey. Şimdi başka bir şeyi, işte bunun içini doldurmamız lazım. İnsan bizim gibilerine diyoruz ya, o insan üstü. O elma zannetme artık, o elmalı şeker tabiri caizse. O şekere bulandı, aşk şekerine bulandı. İşte mürşit-mürit ilişkisinde asker arkadaşı ilişkisi yok artık. O neden yok? Bir tane, bir sürü özelliği var. Bir tanesi ne? Bunu buradaki duruma göre özelliklerini söyleyelim. Bir tanesi şu. İnsan-ı kamile, Cenab-ı Hak insan-ı kamile parantez içinde Adem-i manaya, mana insanına Cenab-ı Hak yetki vermiştir. En büyük yetkisi nefisleri irşad etme. Nefisleri hak, nefislerin hak sırrıyla tanışmasını sağlama yetkisi. Yoksa laf olsun, torba da olsun, bir tane altına post at, kafaya da bir tane taç geçir, ondan sonra bir tane de uydurma silsile tanzim et, al sana şey. Öyle değil olay. Ha bunları yapanlar da vardır. Sebebi vardır, onda da hikmet vardır. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti vardır. Yanılması gerekenler oraya gider, yanılmaması gerekenler şuraya gider.
Şimdi biz sağlamından bahsediyoruz. Yani Tapduk gibi, Yunus gibi, Şems gibi, Mevlana gibi sağlam insan-ı kamillerden bahsediyoruz. Hacı Bayram Akşemseddin gibi, Aziz Mahmut Üftade gibi elleri öpülesi, ayakları öpülesi insan-ı kamilden bahsediyoruz. Uyduruklarla işimiz yok buradaki tanıma göre. İşte bunlardan bir tanesi, bu özelliklerden bir tanesi sistematik olarak, bugünkü tabirle söyleyelim, sistemli olarak insan-ı kamilin bizim gibi tevhid makamlarını anlayıp Cenab-ı Hakk'a ulaşmak için, vuslat için gayret gösteren kişilere karşı, onların nefislerine karşı onları eğitmek gayesiyle celal terbiyesinden geçirmeleri. Yani bilinçli olarak, sistemli olarak, düzenli olarak bizim eğitilmemiz için celal terbiyesi içinde bulunurlar. Onun içinde ne yapacaklar? Çıngar çıkaracaklar. Yani fitne, Kur'an tabiriyle söyleyelim. Fitne çıkaracaklar. Yani işte işi haktan bilenler gelen fitneye eyvallah derler. Bir de gardını alır, gol yemezler. Anlatabiliyor muyum? Tamam, senin elinden olduğunu artık biliyorum celal, her türlü celalin ya Rabbi. Sultanım, efendim, cananım, canımın canı. Biliyorum artık. Atan elde, tutan elde sensin. Mevzuyu anladım. Çünkü Kur'an'da insan-ı kamil için kullanılan sıfatlardan bir tanesi yedullah. Yani Allah'ın eli. Allah'ın eli mi var? Var. İşte bak. Her yer Allah'ın eli kaynıyor. Bu el ne? Sendeki el ne? Senden edip kılan o değil mi? Dolayısıyla cefa ise, yani celal terbiyesi ise yeter. Ne demek ki insanın taşıyamayacağı, yükü yüklemeyeceğine göre Cenab-ı Hak ayette söylüyor. O sınırı sınıra gelmiş, tamamlamış Yunus. Yani mesela Hazreti Musa ile çok örnekler veriyoruz, ilgili örnekler veriyoruz. 16 sene ayağında bukağı, sürgün hayatı. 76 yaşında gene ayağında bukağı, sürgün hayatı. Tahammül edilir mi bu? Yani bir sene tahammül edersin, 5 sene tahammül edersin, 15 sene tahammül edersin. Eşeddü bela sümme evliya. Belanın en şiddetlisi belanın önce enbiyaya, sonra evliyaya, sonra sülehaya, salihlere, sonra normal bizim gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilir. Yani kademe kademe. Tahammül ettiğin oranda Cenab-ı Hak onu celali cemale dönüştürür. Ama ne zamana kadar gider bu? Top senin ayağına geçinceye kadar. Top ayağına geçince ne olacak? Hani eskiden biz çevgan oyundan bahsettik buralarda. Çevgan oyunu, elinde sopa, top oyunu. Sen Eren, hani Yunus'un lise kitaplarında da neydi, neden konduğunu bilemediğimiz bir şiiri vardı. Erenler meydanında yuvalanır top idim. Padişah çevganın da kaldım ise ne oldu? Hatırladınız mı bu beytini? Yakın dönemde vardı bu şiir, kaldırıldı. Çok zor bir şiir bunu anlamak. Öyle sıradan lise hocaları falan anlamaz yani. Bırak öğrencisini. Yani o işin içinde uzmanım diyenler de anlamaz. Daha söyleyivereyim. Açık söyleyivereyim. Erenler meydanında yuvalanır top idim. Top dediği tulumdan yapılan içi saman veya ot dolu top. Padişah çevganında, padişahın elinde çevgan var, çevik sopa. İstediği gibi vuruyor onu. O da uzatmış boynunu. Bak dikkat edin. Yani her türlü celaline senden gelen ne olursa olsun ya Rabbi eyvallah demek. Padişah çevganında kaldımsa ne oldu? Yani sen neden isyan etmiyorsun? Sen neden şöyle davranmıyorsun? Sen neden karşı çıkmıyorsun diyenlere her türlü pozisyonda? Sen ne diyorsun kardeşim? Ben onun nereden geldiğini biliyorum. Hani bu bile, ben celalin nereden geldiğini biliyorum lafı bile çürük bir laftır Hakerenler meydanında indiğinde. Çürük bir laftır. Ben onun nereden geldiğini biliyorum. Ben o iki. Yani halbuki ölüden ses gelmez. Vahdettekinden ses gelmez. İşte neden Yunus böyle bir örnek veriyor? Başından geçmiş. Buraya kadar gelmiş ama nereden geldiğini biliyor. Mevzu anlaşıldı mı? Burada.
her türlü belaya, kazaya, cezaya eyvallah da diyor. Taptuğa karşı, taptuğun şahsında Cenab-ı Hakk'ın celaline eyvallah da diyor. Ne yaparsan yap, en büyük ceza, en büyük kaza benim için senin ayrılığındır diyor. Ayrılık derdinden daha büyük bir azap yoktur diyor. Bunun içi var, içi var, içi var. Basit, dünyada dünyevi olarak alalım. İnsan dünyada en sevdiğinden ayrı kalsa üzülür mü? Teorik olarak üzülür değil mi? Çocuğunu askere gönderiyor, üzülüyor. Hasret içinde kalıyor. Sevgilisi askere gidiyor, üzülüyor. Bilmem nereye tayini çıkıyor, üzülüyor filan. Seneden seneye görüyor, üzülüyor. Sen aslından ayrılı düşmüşsün. Derkamışlıktan kopardılar beni. Nalişim inletür merdizeni. Ta ezel bezminde kopmuşum. O günden beri ağlayışın, inleyişin devam ediyor. Aslını arıyor ama bir türlü bulamıyor. Demek ki ayrılık derdinden daha büyük bir azap yoktur. Buradaki bir incelik var. Hemen işaret edeyim. Ondan sonra teyit geçeyim. Hani Fuzuli'nin lise kitaplarında geçen meşhur bir gazeli vardır. Nutku Şerifi vardır. Fuzuli de Ehlullah'tandır. Şebi hicran yanar canım. Şebi hicran ayrılık gecesi yanar canım. Akar kan çeşmi giryanım. Uyarır halkı efkanım. Kara bahtım uyanmaz mı? İnsan en sevdiğinin yanında görev yapıyor. Hiçbir arada problem yok, bilmem ne yok falan. Hadi evladım, hadi oğlum, çok sevdiğim bir kişi. Hadi bakalım, falan yere tayinin çıktı. 5 sene hiç gelmeyeceksin. Ne kadar acı değil mi insana? Buradaki inceliği hemen teyit geçeyim dedim ya. Bir cümle söyleyivereyim, anladığımız kadar anlayalım. Celal ile terbiye edilip de celal görevi yüklenen ehlullah vardır bu alemde. Hadi sen ayrı bir kulvardan gideceksin. Evladım şu görev senin derler, ayrı verirler. Bir daha geri dönemez o. Tekrar yani taptuk Yunus ilişkisi içinde verelim. Tekrar geri dönüp de taptuğu dünya gözüyle göremez. Bir daha okuyalım. Senin firakından beter azap var mı? Daha beter. Yani yok. Bunu hak bizim aslımız. Hak kul. Kulun haktan ayrı olması, hakkı anlayamaması pozisyonunda da düşünürsek şimdi haktan ayrı olduğumuzu fark eden insan için biz şu anda dünyada yaşayanlar bunun farkında değiliz. Haktan ayrı olduğunu fark eden insanlar için bundan daha büyük azap yoktur. Yani hepimiz bir deryadan bir katreyiz. Deryaya tekrar aslımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yani onun için gönderildik değil mi? Ben kulumu severek yarattım. Ondan sonra beni arasınlar, bulsunlar diye gönderdim aleme. Şimdi o sevgiyle gene aslımıza döneceğiz. Arayıp bulacağız. Burada. İşte ayrılık firkat meselesini anladığımız zaman bundan daha büyük acının olmadığını da anlamış olacağız. Çok yönlü bir şey bu. İç içe böyle giydirilmiş manalar var. Hazreti Yunus tarafından. En büyük dert, derleyelim, toparlayalım. Ayrılık derdi. Firkat, ayrılık derdi. Evet. Dünya bizi ondan ayırıyor. Dünyevilik ondan ayırıyor. Cenab-ı Hak'tan, aslımızdan ayırıyor. O zaman ne yapacağız? Bu bizi ayıran perdeyi ortadan kaldıracağız. Nasıl kaldıracağız? El fakru fahri ile. El fakru fahri. Yani fakirlik benim övüncümdür diyen Resulullah Efendimiz gibi el fakru fahri sırrıyla ayrılığı kaldıracağız aradan. Yok olacağız, var olacağız. Olay bu. Yani yokluk bizim kazancımız. İşte bu ayrılık meselesini anlatıyor burada. En büyük sıkıntı, en büyük dert, en büyük azap, ateş, ayrılık sıkıntısıdır. Bunu anladıkça insan ve aslına dönmeye çalıştıkça, tevhide yöneldikçe bir taraftan ateş basacak, bir taraftan kavuşma arzusu çoğalacak,
bununla yanıp tütüp duracak. Aşkın odu yüreğimde yandığına alem tanık. Böyle bir aşık gerçekten yani bir yerine dokunsak bizi de yakar. Bizi de yakar. Bunu içimizde zikir meclislerinde bulunmuş kardeşlerimiz var. Hayatında bir kere olsun insan veşt diye bir şey tatmalı. Tatmadıysa tadar gibi yapmalı. Veşt diye bir hadise hal var yani. Cezbe diye bir hal var. Cezbe başıdır, veşt sonudur onun. Cezbe artık veşt artık alır satar insanı. Hayatında hiç bunu tatmadıysa bir insan, cezbe ve veşt, vecd-i ilahiyi tatmadıysa burada anlatılanları çok iyi anlayamaz. Yani baston yutmuş gibi gezer benim gibi. O olmaz. İşte zikrullahla, tefekkürle, tezekkürle Hakk'a yaklaşmaya başladıkça cezbe-i ilahi gelir. O ilahi vecde dönüşür ve yanında bulunanlar onun dumanını resmen görürler. Alevini resmen görürler artık. Hatta ondan istifade ederler. İşte bilmeseler de, onun nerede, hangi gül bahçesinde dolaştığını bilmeseler de çevresi de istifade eder. O halde bulunan kişi. Böylelerini genellikle tedbire çekerler. Bu tabir, tasavvuf bir tabir. Tedbire çekerler. Daha da akıllanmazsa zincire çekerler. Zincire çekilmek, deliler zincirlenir eskiden. Zincire çekerler. Yani tenhaya gel bakalım derler. O müddet, o başından geçecek 40-50 gün, 100 gün neyse ne kadar tayin edildiyse cezbeli günleri sakinleştirinceye kadar onu tenhada öyle yaşatırlar. İşte, onun için halktan elini ayağını bir müddet sufiler çekebilir. O devreyi rahat atlatsın diye. Delilik devresini. Atlatmazsa ne olur? Halkın içine salıverirse ne olur? Gez gel derler. Seyahat emrederler. Gez gel derler. Seyahat de dinginlik vermek için, sakinleştirmek için bir metottur. Ehlullah böyle metotlara da başvurmuştur. O zaman ne olur? Gezdikleri yerlerde Yunus'tan bahsediyoruz. Gezdim Urum ile Şam'ı, yukarı illeri Kam'ı. Çok dolaştım, bulamadım. Şöyle garip bencileyin. Çok dolaşır, bulamaz öyle garip. Kendisi gibi garip bulamaz. Ama onun geldiği noktaya özenen kişiler onun gibilerinden istifade ederler. Ben onu biraz navigasyona benzetiyorum. Navigasyon işte kodlarına girince istediğimiz adrese gidiyoruz. Bu tür hak aşıkları da, gerçek hak aşıkları da takip edilirse o adres, yani arzu ettiğimiz adresi buldurur. Navigasyon cihazına benzer. Muhammedi aşıklar. Onun için de bazen seyahat emrederler. Onların gezdikleri, dolaştıkları yerlerde gül biter, ot biter. Hızır'ın gezdiği yerde ot biter derler. Yani o gittiği yerde ölülere hayat verir. Ölü, yani bizim gibi gönlü ölülere hayat verir. Ne gibi? Kim gibi? Hazreti İsa gibi. Onun için her hak aşığı İsa meşreplidir. Bu devrede İsa meşreplidir. Aşk dağıtır. İşte aşkın odu yüreğimde yandığına alem tanık. Demek ki hadi gez gel diye piyasaya çıkarıvermişler. O dönemde. Ne kadar sürdüyse. Kanda bir ot yanar ise mesela yani nerede bir ateş yanarsa nişanı var tütün tüter. Tütün duman demek. Nerede bir ateş yanarsa nişanı nedir, izi nedir, alameti nedir? Duman tutması, tütmesi. Nasıl ki ateş yandığında duman tüterse hak aşığında görünmeyen bir dumanı vardır. Muhammedi koku. Tütünün bir de bir manası da koku demek. Muhammedi koku. Hak aşıklarından Muhammedi koku gelir. Nasıl bir koku acaba bu? Nefsi emmarede hangi hayvani sıfattaysa insan, Kur'an'ı ifadeler bunlar biliyorsun. Hangi hayvani sıfattaysa koyunsan koyun gibi kokarsın. Mana insanları bilir bunu. İşte affedersin köpekse köpek gibi kokar. İşte sığırsa sığır gibi kokar bilmem ne. Manevi kokuları vardır herkesin. Onu nefsi emmare levvame olduğumu, mülheme olduğumu, mutmainne olduğumu kokusu da değişir. Nefsi safiyedeki kişinin adı üzerine saf. Öyle bir kokusu vardır ki işte ona Muhammedi koku denir.
Muhammedi koku denir. Ya bazen o şey dervişandan yahut da işte zikir meclisinde bulunan kişilerden bazılarının burunları açılı verir. Hani Yakup Aleyhisselam gibi o kokuyu algılarlar. Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir kokudur o. O anda orada baygınlık geçirecek hale gelirsin. Daha da ileriye giderse, tam açarsa o kokuyu duyacak hale getirirsen senin burnunu, hadi söyleyelim, ölürsün zevkten. Resmen ölürsün. Yani demek ki Yakup Aleyhisselam bana Yusuf'un kokusu geliyor. Daha başlangıç seviyesi. Bana Rahman'ın kokusu geliyor. Nihayeti. Mevzu anlaşıldı mı? Bana Rahman'ın kokusu geliyor diyor Resulullah Efendimiz. İşte bu tütün yani duman yani koku alem tanık. Bu peşime düşenler bunları resmen görüyor diyor. İçi var, içi var, içi var. Evet. Bunu çoğumuzun bildiği Hazreti Ebubekir Efendimiz ile ilgili meşhur hadise var işte. Burada da anlatmıştık galiba bir ara. Yani zikrullahla meşgul olurken ciğerinden yanık kokusu geliyormuş. Komşusu da şikayet etmiş. Yani çocuklarım ciğer kokusundan usandı. Bir lokma da vermiyor. Kendisi yiyor filan. Hadi bir gün baskın yapalım. Böyle bir koku duyduğunda diyor. O sahabeye Peygamber Efendimiz gidiyorlar. Örtünün altına girmiş. Nakşiler çoğu öyle şey ibadet ederler, zikrederler. Örtünün altına girmiş Hazret. Zikrullah'la meşgul oluyor ve vücudundan yanık kokusu geliyor. Evet. İşte o koku ciğer kokusu, yanık kokusu. Nerede bir ot, nerede bir aşık yanarsa nişanı var. O koku ondan gelir. Bunlar geçici bir devredir. İlahir devam etmez. Sonra normale döner. Çünkü biz şey değiliz. İsevi değiliz. Manastıra gizlenip de 40 gün, 100 gün, 500 gün bir ömür boyu oralarda öyle şey vakit geçiremeyiz. Dikilecek domates var, iş var, kayıt var, bilmem ne var. Yani ruhban değiliz, onu kastediyorum. O bir devredir, tadarsın, geçersin. Evet, bu hali yaşarken neler oluyor? Artık uzatmalara girdi Hazreti Yunus, örnekler veriyor. Yani mevzu ilk şeyde anlaşıldı, şimdi detaylarına giriyor halini. Aşkın çeri saldı benim gönlüm evi iklimine. Canımı esir eyledin, ni der bana yağı tatar? Yağı düşman, tatar, tatar düşmanı. O dönemde Moğollar biliyorsunuz Anadolu'yu istila ediyor. Sonra bir iki dönemde de istila ediyor. Birinci dönemde Ankara'ya kadar gelmişler. Sivas, Ankara talan etmişler. İkinci devrede de Yıldırım döneminde Bursa'ya kadar gelmişler. Yakmışlar, yıkmışlar, gitmişler. İşte Yunus'un döneminde 1250'li, 60'lı, 70'li yıllarda Haçlı ordularıyla bilmem neyle devlet uğraşıyor. Hala şu anda da uğraştığımız gibi. O motifi alıyor. Kendi vücut ülkesine, nefs ülkesine uyarlıyor Hazreti Yunus. İnsanın nefsinin yaptığını kin, kibir, yalan, dolan, neyse riya, nefsi emmaresinin özelliklerini yaptığını Amerika'nın ordusu Suriye'ye yapamaz. Hangisi daha belalıdır diye hani teraziye vurursak insanın nefsinin daha belalı olduğu ortaya çıkıyor. Amerika ordusu terbiye edilir, Rus ordusu terbiye edilir, insan nefsi çok zor terbiye edilir. Yani karşılaştırın diye söylüyorum böyle. Maddi asker, maddi ordu terbiye edilir. İnsanın manevi orduları, nefs orduları en zor terbiye edilen şeydir. Yani ince insan içine girdikçe ince ayrıntılara gizlenir şeytan. Makam-ı safiyeye doğru. Gitmedikten sonra baş olması mümkün değil. Makam-ı safiye. Ezeceksin. Yani. Onun için de Peygamber Efendimiz 15 sene Hıra'da çileli bir hayat yaşıyor. 15 sene. Yani bu dönemlerde bunu yaşamamız mümkün mü? Bunu yaşamamız tabii mümkün değil. 15 sene Hıra mağarasını çekil. Ondan sonra Arafat'tan aşağı in. Arif olup aşağıya in. Çok zor bir iş. Ama başka metotları vardır. Başka yolları vardır. Her döneme göre kamiller bu metotları
kolaylaştırarak insanlara arz ederler. Şimdi çözelim mevzuyu. Aşkın çeri saldı benim. Gönlüm evi iklimine. Gönül evi aşk çerileri tarafından, aşk askerleri tarafından işgal edilecek. Önceden demek ki başkaları tarafından işgal edilmiş ki aşk askeri gelip öncekileri çıkarmak istiyor. Önceden ne var? Nefs askerleri. Yani kin askerleri, kibir askerleri, riya askerleri, şehvet askerleri. Aşk askeri gönderiyor onun üzerine. Aşk askeri nedir? Tevhid. Tevhidi esma. La ilahe illallah. Tevhidi efal. Ya Rabbi senden başka yapan yok. Kuyruğuna basılınca da öyle diyeceksin. Tevhidi sıfat. Ya Rabbi bütün donlara, elbiselere, renklere, şekillere, şimallere giren sensin. Varlıkla iyi geçin gayri. Bunu diye diye sensin ya Rabbi, sensin ya Rabbi, sensin ya Rabbi. O hani hiç sevmediğin, ayrı gördüğün varlıktan, varlıklardan, şeylerden, çok gördüğün şey diyelim artık onu biz, şeylerden benim ya, benim ya, benim ya, benim ya diye yüzünü göstermeye başlayacak. Yani hepsi senmişsin ya Rabbi deyinceye kadar. Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan. O sır sende tecelli edinceye kadar işte bu çeri salmaya, çeri asker demek Moğolca, çeri salmaya devam edeceğiz. Yeni çeri oradan geliyor, asker. Yeni asker demek. Gönüllevi iklimi, gönül iklimi ta ki dost kuvveler tarafından işgal edilinceye, bir tane yabancı kuvvet kalmayıncaya kadar. Yani kin çıkar, kibir çıkar, onun yerine kanaat gelir, sabır gelir, zevk gelir vesaire, şevk gelir vesaire vesaire. Sen çık, öbürsü gelsin. Sen çık, öbürsü. Afrin'i işgal ederken hani girdiğimiz köye adam bırakıyoruz, devam ediyoruz. Onun gibi. Geride kalan yerleri de sağlam alıyoruz. Bir daha hani çünkü nefs denen şey berbat. Unutursun mihribanım. Orayı koruma altına almazsan hemen faaliyet göstermeye başlar. Mevzu anlaşıldı mı bilmiyorum. Canımı esir eyledin, nider bana yağıt atar. Aşk, aşkı mutlak canını esir etmiş. Yağının Tatar olması, Amerika olması artık fark etmez. Hiçbirisi artık etkili olmaz. Ne oldu? Sevgili, yani mutlak zat artık bütün yerini işgal etti. Gönül çalabın tahtı oldu. Başka bir şey kalmadı gönülde. Yani garanti altına alındı yani. Her yeri işgal edildi. Çevresi askerlerle, dost kuvvetlerle donatıldı. Sağlam aldı olayı. Evet. Şimdi tasavvuf yolcularının türlü türlü metotları vardır. İçinizde uğraşanlar var. Kimisi rüya yoluyla gider, kimisi hal yoluyla gider, kimisi esma, kimisi müsemma. Oralarını karıştırmıyorum ben. Umimi şey yolcular, genel yolcular rüya ile giderler. Rüyamda eşek gördüm, köpek gördüm, ayı gördüm. Çoğaltın artık veya azaltın. Neyse, ne gördüysen, şunu gördüm, bunu gördüm veya düşünce olarak şunu yaşadım, şöyle gördüm, şöyle hal bende tecelli etti gibi haller. Çoğaltın, azaltın. Bunlar hep sensin. Neyse bu yaşadıkların hep sensin. Hep sensin. O haller geldikçe işte Yunus ne diyor? Bak fren sıkmayı öğretiyor. Dövene birisi el kaldırıyorsa, dövüyorsa dövene elsiz gerek. Bırak elini kaldırsın varsın. Senin elin kalkmasın. Yani benim elim armut mu toplayacak yani? Biraz armut toplaya koy. Veya armut toplamaya koy neyse ters söyleyeceğiz. Dövene elsiz gerek. Sövene birisi sövdü. Dilsiz gerek. Karşılık verme. Derviş gönülsüz gerek. Bu uygulamalardan geçtik. Bunları bir rafa koy. Hallet bunları. Rafa koy. Başka? Derviş gönülsüz gerek. Bir de gönül koyma. Hani incitme. Tam incitme değil mi? Tamam anladık. İncinme. Derviş gönülsüz gerek. Sen bunları yapamazsan sen derviş olamazsın. Sen hakkı bulamazsın. Ne kadar ince gördüğünüz gibi bak. Ondan sonra ta ki makam safiye dedikleri hal sende tecelli edinceye kadar.
Bu bir günlük, beş günlük bir iş değil. Hani meşhur anlatırlar ya, mürşidin bir tanesi dervişini göndermiş. Şadırvan'da üç tane kişi var. Hepsinin ensesine birer tokat vur gel diye öğretecek dervişine. Üçü de dervişi tanımıyor. Peki efendim, gidiyor. Baştakini bir tane patlatmış. Dönmüş, düz gitmiş ona. Sana ne oluyor ya? Durup dururken işte tokat vurdum şöyle böyle. Geçmiş öbürsüne. Onu da vurmuş bir tokat. Şöyle arkasına dönmüş. Ben onun nereden geldiğini biliyorum demiş. Üçüncüye gidiyor. Vuruyor tokadı. Hiç sesini çıkarmamış. Ne ben, ne sen. Hiçbir şey yok. Dönüp bakmamış da. Şimdi işte böyle gıdım 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 olarak gideceğiz, ölerek gideceğiz. Yolculuğu olarak ve ölerek tamamlayıp gideceğiz. Hadise bu. İşte mutlak zat. Artık burada taptığın şahsında, taptığın tecelliyatında hak gibi anlayın siz bunu. Çünkü fena fi şey, fena fi Resul, fena fillah'tır yolculuk. Can esir alınınca artık o tehlikeden kurtuldu. Onun uğraşacak bir şey kalmadı. Tatar, matar vesaire vız gelir, tırıs gider. Bugüne uyarlayalım. Amerika bilmem nereyi işgal etmiş. Sen hakkın gönül çalabın tahtı olup da hakkın tasarrufuna girdiğin zaman Amerika'nın düğmesi senin elinde. Öyle diyelim. Bir düğmeyle halledersin onu. Nasıl halledilir? İşte senin aklın yermez oraya. Tahsin abi bilir orayı. Deli Tahsin. 2011 senesinde elinde baston vardı. Meczup. Bir vurdu. Alçak Amerika diye. Amerika'ya hala vuruyor. İstediği kadar gelsin gitsin. Amerika hala vuruluyor. Erenler Meclisi'nde alınmış bir karar var. Onlar vururlar gayrı onu. Ama sen onlara aldanma. Çünkü Amerika'yı vurur da Amerika kim? O da sensin. Vücut bir. Onun için dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek. Sen düzeldikçe alem düzelecek. Onları kastetmeye çalışıyorum burada. Sen düzeldikçe alem düzelecek. Evet. Nereye geldik? Ecel salam iklimlere, vasiyet kılam aşıklara. Maşukadan diyem sakın, oynar aşık gönlün utar. Ecel, ölüm, ölüm vakti. Ecel salam iklimlere, uzak ülkelere ecel göndereyim. Salmak haber göndermek. Ölüm yani vaktini, ölüm anını, ölüm meleğini, ecel denen ölüm kudretini insan, haberci bir insana benzetmiş burada. Çok işte Yunus bu. İşte teşhis derler buna edebiyatta, şahıslandırma olayı. Eceli bir şahsiyet veriyor. Teşhis sanatı derler buna. Ecel salmak. Koştur, haber ver. Yani öleceğini haber ver. Yani yok olacağını haber ver. Kime? Aşıklara. Yani ben aşka talibim diyen varsa içinizde, o zaman haber veriyor Yunus. Öleceksin yavrum diyor. Kabul mü? Değil mi? Öleceksin. Nasıl ölüm ama bu? Yok olma. Benliksiz olma olayı. Ama yani falan diye başlarsan aşıkta ama yani mesela falan öyle bir şey yok. Öyle fingirdek mingirdek olunmaz aşkta. Yok ol bitsin. İşte ecel salmak iklimlere, böyle sizin gibi iklimlere, bizim gibi iklimlere, yani her insan bir iklim gibi haberci göndermek. Ne? Ölüm habercisi. Aşk habercisi. Yani aşka gönderilen haber neymiş? Ölüm haberiymiş. Ben şunu da söyleyeyim. Vasiyetim olsun aşıklara. Bir, öleceksin. Bir de ikinci bir vasiyetim var size. Söyleyeyim. Maşukadan sakın ha. Sevgiliden sakın. Kimdi sevgilisi? Hayali bir sevgilisi yok Yunus'un. Taptuk. Allah nerede? İçinde. Bu laflarım biraz ağır gelebilir size de. İki ayaklı bir adamdan
Allah mı çıkar diye. Çıkar. O Allah'ı çıkarmış, sen de onun peşinden gidersin. Onun içinden sen de Allah'ı çıkarırsın. Allah insandan çıkacak. İnsan-ı Kamil'den çıkacak. Bunu iyice oturtturalım kafamıza. Tasavvufla tasavvufla iştigal ediyorsunuz. 1000 tane kitap okusanız bunu anlamadıktan sonra, bunu yedirmedikten sonra nefsinize hayali ihracat devam ederse, naylon fatura, hayali ihracat, hiçbir şey olmaz. Allah Adem'den bilinir. Önce bunu bileceğiz. Bunu kabul etmezse gönlüm, o zaman gez dolaş, benim sayıya ihtiyacım yok. Belediyenin olabilir, beni ilgilendirmez. Benim sayıya ihtiyacım yok. Yani telef etmiş oluruz zamanımızı. Önce bunu yedirecek vücudu insan. Şimdi devam edelim. Aşık, ölmeyi bilen kişi olmalıdır. Bir de sana vasiyetim olsun, nasihatim olsun. Vasiyet, nasihat demektir. Nasihatim olsun, şunu da anla. Aşka talipsin ya. Maşukadan diyem sakın. Sakın ha diye söylüyorum. Sakın. Nedir? Aşıkın gönlünü utar. Ütmek. Anadolu'da oyun oynayan çocuklar vardır. Bizim yaş grubu. Oyun oynarken birisinden kazandığı zaman oyunu üttüm der. Hatırlayanınız var mı? İşte o kelime bu. Yani aşk yolunda ütme, ütülme yok. Aşık mutlaka ütülecek. Yani aşık hep kaybeden olacak. Zaten o niyetle, ya Rabbi niyet ettim kaybetmeye. Nerede? Hak'ta. Anamın 3 kardeş bir haç hikayesi var. Anlattırır dururdum böyle, biraz da tebessüm ederdim. 3 kardeş, dayım, teyzem, anam Beytullah'ta dolaşıyorlar. Beytullah'a yakın mesafede dolaşırken üçü birbirine kaybediyor. Ya bir yerde sabit dursalar gene bulacaklar. Yani kim kimi kaybetti? Anam diyor ki bunlar beni kaybetti. Onlar diyor ki ya biz işte yok, o kayboldu, biz kaybetmedik bilmem ne. Ben de gülmekten yerlere yatıyorum böyle. Ne güzel ya Beytullah'ta kaybolmak filan. Onu söylettirmeye çalışıyorum yani. Beytullah'ta kaybolmak. Her neyse. Yani baştan aşık, maşukta kaybolmaya niyet eden kişi. Yok olacak. İşte onun için tasavvufta bir tabir vardır. Üttüm oynamam dervişi. Duymadıysanız yazın bir yere. Gider gider tapdukla yolculuk yapar. Tam bundan fıstık gibi bir Yunus olacak dersin, viraj alır, domuz olur. Yunus dersin, domuz olur. Domuz değil, domuzdur onun aslı. Nazal neyle? Yunus zannedersin, domuz olur. Hadi, bütün emekler gitti. E bilmez mi kamiller Yunus derken domuz olacağını filan? Bilir. E bu aleme Celal de lazım ya. Onu ne yaptı? Celal terbiyesinden geçirdi. Halkın başına bela etti. Cenab-ı Hak böyle celalini cemalini tecelli ettir dur. Sen Yunus ol. Cemalden halka aşk ve irfan dağıtan kişilerden ol. Cemalden git. Şimdi burayı toparlayalım. Ey aşık, aşka aday kişi. Gerçekten hak aşkıyla donanmak, hak aşkı olmak, hak aşkıyla hakka vasıl olmak istiyorsan, kural şu. Bil ki aşkın, maşuk aşkın gönlünü utar. Yutar. Yutar deyiverelim. Yani aşk ölüm yoludur. Olum yolu değil. Olmak isteyenler aşkla işi yok. Ölmek isteyenlerin buyursunlar gelsinler. Aşka. Demek ki yokluk yoluymuş. Peygamberimizin unutmayın en büyük vasfı el fakru fahri demesi. Bütün sözleri bir yana, hakikati anlattığı sözler de bir yana, onlara amenna, küntükenze mahfiyan vesaire gibi. Ama el fakru fahri altın harflerle yazılması gereken bir şey. Peygamberimizin en büyük özelliği bu. Yokluğumla iftihar ederim. Hak var, ne büyük bilinç bak. Bütün derdimiz hakkı idrak edememek. Bunu bir idrak ettikten sonra her konuda rahatlayacağız. Hak için çalışacağız, hak için alacağız, hak için vereceğiz. Her nefesimiz hakla olacak. Yani işçi, patron neyse hep hak için çalışacak, edecek, kılacak. Müthiş bir şey yani. El fakru fahri. Evet. Devam ediyor örnek vermeye Hazreti Yunus bu şiirde.
resmi durur sultanların, kullar günah eyleyecek. Ya edepler ol kulunu, ya mezada verir satar. Demin anlattığım hadisenin dolaylı bir şekilde ifadesidir bu. Resmi durur sultanların, resim şekil demek. Sultanların uyguladığı bir gerçektir, bir şekildir, bir durumdur. Ne yapar? Kullar, etrafındaki kullar günah işleyince, eksik bir şey yapınca, hatalı bir şey yapınca ya onu edepler, edeplendirir, cezalandırır bir şekilde. Ceza her zaman olumsuz anlamda değildir. Ceza bir şeyin karşılığıdır. Ya edeplemek için bir formül düşünür veyahut da sen benim işime yaramazsın der, ya mezada verir satar, ya pazara çıkarır, 100 kuruşluk şeyi 1 kuruşa verir geçer. Kim gibi? Yusuf Aleyhisselam gibi. Köle tüccarların eline düşüyor. Ben bayağı yakışıklıyım, şundan daha fazla para ederim diyor. Ya nereye düşmüşsün mübarek, ne düşünüyorsun? Köle tüccarların eline düşmüş. Falancaya göre, yanındaki adama göre ben daha para ederim diyor. Düştüğü duruma bak. Hani orada bile hava atıyor yani. Ne yapıyor? İyice sıfırlıyor Allah. Değişik oyunlarıyla. En sonunda zindan. Senin yerin zindandır diyor. Sonra zindandan aşk onu hakka doğru, hakikate doğru yükseltiyor, çıkarıyor, ediyor, kılıyor. Yani burnunu iyice bir sürtüyor. Ne sultan, mana sultanı onu bu hale getirmiş. Maddi sultan da böyledir değil mi? Vezir hata yapar, alırlar, onun yerine başka bir kişi koyarlar gibi. İşte bakan beğenmiyor, reisi cumhur, in aşağı diyor, öbürsünü getiriyor gibi. Normal. Edepliyor onu yani. Tasavvufta da vardır bu olay. Edeplendirme olayı. Bir iki ikaz eder, üç ikaz eder. Bu Mevlana meşrebi. Gel ne olursan ol. Bir tanesi vardır, bir meşrep vardır. Hiç ikaz etmez. Defol git der, işine bakar. Bir meşrep öyledir. Bir meşrep olur gider der. Yani. Bir meşrep affetmez. Biz hep böyle şeyde, menakıb kitaplarında Pamuk Dede tipindeki evliyalar okuruz. Değil mi? Pamuk. İnsan böyle yanında olsa, 24 saat beraber olsa gibi. Öyle değil olay. Isırıverirler. İnsan-ı Kamil ısırır. Yani Celali Cemali aynı anda tecelli eder dur. Çünkü onlar ikiyi bir etmiş insanlar. Yaptıklarını söyledi Yunus bak. Burada mana sultanı. Evet. Yunus şikayet eyleme. Ha ne oldu? Toparladı. Her cefa haktan olduğuna göre, benim terbiye edilmem için Cenab-ı Hakk'ın lütfu olduğuna göre Yunus şikayet etme. Demek ki başından önemli bir şey geçmiş. Hani nasıl bir şey geçtiyse hayatını tafsilatlı olarak bilmediğimize göre Yunus şikayet eyleme. Yardan cefa gördüm diyor. İnsan-ı Kamil, mürşidi hakiki olan kişiler sudan bahanelerle bizi terbiye etmek için çok sudan bahanelerle durup dururken çıngar çıkarırlar. Çıngar çıkarırlar. Mesela nasıl bir şey? Dedem rahmetli falanca mürşide bağlıydı dedem. Demiş ki filancayı görürseniz bana söyleyeceksiniz. Filanca şahsı nerede görürseniz bana söyleyeceksiniz. Falanı şurada gördüm diye. O mübarek de dedeme görünmüş mü? Onu da söylemek istemiyor. İmtihandır diye. Tevhide aykırıdır diye söylemek istemiyor. Ama ne dedi? Emir, söyleyeceksin. Ne gizliyorsun? Tam 1,5 sene küsmüş. Küsme rolü yapmış. Mürşidi onu. Ondan sonra şöyle olmuş, böyle olmuş. Yani neden söylemiyorsun? Ha, nutkunu dinle, aşk ile inle.
nutku haklamak lazım. Ama şöyle ama böyle kıvırttırmak söz konusu değil. Böyle bir şey olmuştur yani. Git dağdan odun getir, akşam 6'da burada ol. 7'de geldiyse yakmıştır çırasını. Ben sana demedim mi 6'da burada olacaksın diye. Yani çünkü bu devlet memuru gibi düşünmeyin dervişi. Her şeyiyle teslim. Her haliyle teslim. Yani nasıl bir şey? Şurada en sevdiği ölse dese ki çok basit bir şey. Yunus dağdan odun getir gel. Şurada da anası ölmüş. Anasının ölüsüyle ilgilenmeyecek. O dağdaki 5 kilo 10 kilo neyse o nokta ağacı odunu getirip gelecek. Önce o. Ya anası ölmüş adam ben karışmam. Önce taptığın dediği. Yani basit gibi görünüyor değil mi? Evet. Yunus şikayet eyleme, yardan cefa gördüm diyor. Bir de kime azar, ona nazar. Kime azar, ona nazar. Yunus şikayet eyleme, yardan cefa gördüm. Yani kime azar, ona nazar. Dikkat edin bak. Yani. Oğlum falan yerde kahve aldıydım 250 gram unutup gelmişim diyor. O arada da iş arayan bir zat. İş arayıp durur yani iş yok. 5 tane çocuk evde iş yok. Cümbüşe bak. Öyle işim var ki diyor falan yere gideceğim iş var mı diye sorup geleceğim. Onun da saati var diyor. Oğlum kahveyi unutmuş gelmişim git şuradan kahve al gel diyor. Subhanallah dedim koştura koştura gittim. Ben de seni arıyordum ya işte adı neyse Ahmet Efendi diyelim Ahmet Efendi. İşte filan yerde vilayette şöyle şöyle bir memur aranıyormuş. Tamam dedim. Buldum dedim. Hadi oraya git. Bak işi buldu gördün mü? 250 gram kahve. Mevzu anlaşıldı mı? Böyle böyle oyunları var yani erenlerin. Sana söylemez. Göz diye gizli yoktur. Sana söylemez. Sen onun sözünü dinle. Nutkunu dinle, aşk ile inle. Ben de seninle hu diyelim hu diyor. Kutlusu Efendi. Böyle böyle işler. Yine mesela Hüsamettin Uşşaki Hazretleri'nin yolundan gelen Cemali Halveti, Cemali Uşşaki Hazretleri ile şöyle Salahaddin Uşşaki Hazretleri'nin arasında bir cümbüş vardır. Kim kimin damadıydı? Cemalettin Uşşaki Hazretleri'nin damadı Salahaddin Uşşaki Hazretleri çok büyük şarihlerdendir edebiyat tarihimizde. 5-10 tane ciddi şerhleri var böyle. Ben de gençliğimde okumuştum onları. Bir mübarek zat. Biraz işsiz kayıtsız kalmış. Tekkede ekmeği elden, su gölden yaşıyor. Kızını da vermiş bulunmuş. İşi yok herifin. Ondan sonra bir gün artık burasına gelmiş gibi gösteriyor. Cemalettin Uşşaki Hazretleri. Defol git diyor. Hanımını da al, çocuğunu da al. Kızı kendisi yani. Hanımı dedi kızı. Defol git diyor. Lapa lapa dışarıda garıyormuş. Çok da hoşuma gider bu kısa benim. Emir az çok tasavvuf terbiyesinden de az çok değil baya baya ciddi tasavvuf terbiyesinden de geçmiş Hazret. Çıkmış kış günü dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Çocuğu çula sarmışlar filan. 4 nala bir fayton içinde falan paşa. Tahir Ağa. Tahir Ağa. Paşa mıydı? Neyse benim dediklerim işte siz. Ne? Tahir Ağa. Dur. Nereyi böyle filan. Ben de size geliyordum. Dergaha geliyordum. Şu evin anahtarı. Sobası yanık. Her şey tamam. Eve git çocukları bırak. Şurada da işe başla. Hadi sadakallahu lazım. Bunu ne oldu? Bak defol git. Hiç incinme yok gönülde. Yani biz bunu her gün 24 saatte değişik şekillerde yaşayıp duruyoruz. Eşimizden, anamızdan, ebemizden, çocuğumuzdan yaşayıp duruyoruz. Sabır yahu sabır. İşi haktan bilenler davaya kalmazlar. Karşındakinin hak olduğunu, senin yok olduğunu farz ede gidecek. Bu yol böyle bir yol. Bir daha okuyalım. Yunus şikayet eyleme. Şimdi sen bundan sadece Yunus Tapduk ilişkisine göre anlattık ya. Tapduk mu var? Her ete kemiğe bürünmüş, her yer tapduk diye görülmüş. Demek ki sadece bir şahsa indirgeme. Bütün varlığa
hesap ederek, kitap ederek, varlığı inhisar ederek, düşünerek şey yapalım. Mana verelim buna. Yunus şikayet eyleme, yardan cefa gördüm diyor. Yani onlar Allah'ın işini yaparlar. Tapduk Allah'ın işini yapar. Cemalettin Uşşaki Allah'ın işini yapar. Kaynanan da Allah'ın işini yapar. Karşından kim tecelli ederse etsin, o da Allah'ın elidir. Yani işte bu ninelerimiz, analarımız, anam çok kullanırdı. El benim elim değil, Fatıma anamızın eli. Fatıma anamız. Neden Fatıma anamızın eli? Hazreti Peygamber'in kadınlardan ilk velayet verdiği de ondan. Daha doğrusu velayet makamında geldiğinden dünyaya. O nur beden, can. Ondan. Yani özel olarak velayet tahsil etmesine gerek yok. Gelişi velayette Hazreti Fatıma validemizin. Dolayısıyla el benim velayette olan, hak dostu olan, hak dostluğunda olan, sırrı hakta olan olduğu için onun eli kim eli olmuş oluyor? Oradan dolaylı bir şekilde. Yani Yunus değil bunu diyen, Niyazi'nin dilinden Yunus değil bunu diyen kendidir söyleyen diyor bir yerde. Değil mi? O zaman kimin dili olmuş oluyor? Yunus. Yunus kimin dili? Allah'ın dili. Yani bunlar vahiy mi alıyor falan filan? O zaman gelme buraya. Anlayamazsın orayı. Evet alıyor. Ne yapacağım? Böceğe vahyettik diyor, sineğe vahyettik diyor da Yunus'a vahyetmiş. Çok mu? Ne for görüyorsun yani? Hacı hoca işi değil bu iş. Aşk işi. Biraz öğrensin artık bunu. Diyanet camiası. Keçi boynuzu yedirip durmayalım. Ne demişti? Cümle aşıklar haceti maşuku katında biter. Cümle aşıkların haceti, sıkıntıları, dertleri maşuk katında biter, deva bulur. Aşıkların haceti, duası, yalvarışı, istekleri, arzuları ne olabilir? Yani Ercan abi aşık diyelim şimdi. Ölçedir, öyle de gerçi. Trilyon param var, ihtiyacı var. Aşk mı Ercan abi, para mı? Şimdi Yunus'tan öğrendi ya, bana seni gerek seni. Değil mi? Bana seni gerek seni. Aşk, aşığın mülkünü Sabancı satın alamaz. Koç satın alamaz. Bilgeyt miydi, Bilgit miydi neyse o satın alamaz. Aşka git, Bilgeyt'e gitme. Doğru söyledim mi bilmiyorum da. Neyse, hacet, hak aşıkların haceti maşukları katında biter. Nasıl biter? Sen yok olursun, maşuk tam yok olduğun yerde senin aradığını verir. Al. Yokluğun karşılığında varlık. Varlık neydi? Hak. Ama önceden varlık gösterirsen, kimde varlık varsa gitmez gönül darlığı. Yokluk içinde varlık olursa sırrı hak buyur denir, eline verilir. Neden geldik? Hakkı bilmeye geldik işte. Olay bu. Hakkı bilmeye geldik. Evet, burası böyle. Bu çok bildiğiniz bir İlahi besteli biliyorsunuz. Ramazan geliyor şimdi önümüzde. O söylenir durur her gün. Yar yüreğim yar. Hemen kulakta olduğu için okuyup geçiverelim. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde bize güler var. Hak yolcuları, hak dervişleri hallerini gizleyemeyip de halka yansıtırlarsa, ileri derecede yansıtma olursa, hem lafzen ağızlarından sırrı hak çıkar, cem sırları çıkarsa, ki çıkar, hem davranışları acayip bir şey hal alırsa, halk bunları anlayamaz, tahammül gösteremez. Dolayısıyla güler. Gülme komşuna, gelir başına. Bunu kendi dervişan kardeşleri içinde birisi yaparsa, o bir gün gelir, aynı hali yaşar. Yaşatırlar. Gülme komşuna, gelir başına. Ama dışarıdan birisi güler, tepki gösterir, başka haller gösterirse, aha işte o derviş oku ırak atar, hademeden cana batar. Onun hakkından gelirler. Onun için biz olalım, çoluk çocuğumuzu da öğretelim. Asla bu toplum içinde hiç bilmediğiniz erenler vardır. Kepenek altında er yatar.
hiç bilmediğiniz erenler vardır. Şimdi nerede diye böyle bu soruyu da sormayın. Artık bunlardan vazgeçin. Şimdi de var, yarın da olacak, önceden de vardı. Hak dostları her dönemde, her devirde olup duracak. Kapı komşundur, hemen bildiğin insandır. Ben buyum diye sana adres mi gösterecek? Onun için sen bunu teorik olarak, bu böyledir. Her kişi Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Kafayı yedireceksin, gönlüne yedireceksin yani. Onun için kendimiz de dahil olmak üzere, çoluk çocuğumuz da dahil olmak üzere hiç kimseye hor bakmayacağız. Bakmamayı da öğreteceğiz çoluk çocuğumuzda. Tarihte ne örnekleri vardır, ne örnekleri vardır. Bir amcamız vardı. Hadi ruhaniyeti şad olsun diyelim. Adı da Mustafa'ydı. Kafasını böyle dik bize yöneltemezdi. Hep böyle çevrili dururdu. Şöyle. Bir gün sordum rahmetliye. Mustafa amca bunun sebebi ne ya? Bir baktırsak falan filan. Bu iflah olmaz dedi. Neden amca? Sonradan anladım. Bir kamil imiş. Bir sözüne itiraz ettiydim. O günden itibaren kafa hiçbir zaman böyle durmadı. Eliyle böyle çevirir, benimle konuşur. Ondan sonra gene aynı yerine. Sinir sistemleri bozulmuş. Arıza yapmış. Hiçbir doktor tedavi edemedi. Ona itirazımdan dolayı diyor. Olay bu. Neler 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 neler. Tarihte çok örneği vardır. Yar yüreğim yar. Bu yar kelimesiyle oynuyor Hazreti Yunus. Yar. İçimde yar var. Dost, sevgili. Yar iç. Yüreğimi yar. Neşter vur. İçinde yar var. İki manaya da geliyor. Gör ki neler var. İçimde neler var. Neler yaşattın Cenab-ı Hak. Ama sana söyleyemem. Bu halk içinde bunları bilemeyen kişiler içinde bize güler var, gülenler var. Yapma, gülme. İyi değildir. Çünkü aşık Hakk'ın elbisesine bürünmüştür. Sıbgatullah. Allah'ın rengine boyanmıştır. O müminin ferasetinden sakınınız. O Allah'ın nazarıyla bakar. O Allah'ın nazarıyla bakmaya başlamıştır. Gülersen, herhangi bir davranışta bulunursan mutlaka başına bir iş gelir. Cenab-ı Hak aziz yün intikamdır. O kulunun gördüğü reva olmayan davranış yüzünden gazaba gelir ve o kişi, o halk iflah olmaz. Tıpkı Bağdat gibi. Tıpkı Suriye, Şam gibi. Şam'da ne oldu? Örnek olsun diye söyleyelim. İbn Arabi'yi asıp kesmediler mi? Zindana atmadılar mı? Çöplüğe atmadılar mı vücudunu? Büyük Hakan, Büyük Sultan, ruhu şad olsun, Yavuz Sultan Selim Hazretleri arayıp bulmadı mı? Selim, Sin, Şına, Şam'a girince benim kabrim ortaya çıkacaktır dedi Hoca Sultan. Giderken kendi buldu, kendi. Bak nasıl bir gönüllü var ki o Büyük Hakan'ın, o Büyük Sultan kendi buldu yani. Yavuz Sultan Selim Han. Yani. Bağdat. Tam ortasında tak kurup Dicle'nin kenarında ateşe vermediler mi? Kıyma gibi doğradılar, ateşe verdiler. Külünü savurdular Dicle'de. İflah olur mu bu? Olmaz. Sen hala Şam şöyledir, Bağdat Evliya şehri. İstanbul'a bak, işine bak. Senin oturduğun yerden daha güzel bir belde yok. Allah düşman çizmesi çiğnetmesi şu belde. Buradan daha mükemmel, daha mübarek bir belde yok. İşine bak. Ko gülen gülsün, hak bizim olsun. Gafil ne bilsin, hakkı sever var. Yani bu çoluk çocuğumuza da menakıp kitaplarından bir şeyler okutalım. Mesela bu beyt okuyunca gönlüme gelen şey, her zaman anlatır dururum. Rahmetli Nezihe Aras Hanım'ın Anadolu Erenleri diye bir kitabı vardır. Mutlaka alın, kütüphanenizde bulunsun. Veya menakıb kitaplarından herhangi birisi. Orada bir hatıra anlatır. İşte demin anlattığımız gibi ki bu cezbe şiiri, tasavvuf yolunda cezbe-i ilahiye vardır. Zikrullah'la
fikrullahla uğraştıkça insan günün birinde cezbe gelir çatar birdenbire. Senin elinde yani sen veşt beklersin olmaz. Veşt denir gibi yapmak istersin ona tevacüt denir. İtibar edilmez. Tevacüt. Tevacüde itibar edilmez. Veşt birdenbire haktan gelen bir şeydir. Onun dahlin yoktur. O bir birikimdir. 30 sene çalışırsın, bir gün ansızın pat diye olur. Birdenbire bulaşkı o tufe bulanındır. Dedi Şeyh Galib'in odur işte. Bunu sakinleştirmek için herkesin kabiliyetine göre 3 ay, 5 ay, 15 ay, 3 gün, 5 gün, 15 gün neyse işte demin dediğim gibi salıverirler. Seyahat. Sakinleşsin diye. Cezbeyi absorbe etmek. Ama bu arada ne işe yararmış cezbeli aşık gittiği yerlerde Hızır'ın gezdiği yerde ot biter dedik ya. Aşk dağıtıyor. Evet. Ramazan diye bir hoca vardı. Çok güzel bir sesi vardı. Babam da arada onun arkasında namaz kılmaya giderdi. Bir gün beraber gittik. Ramazan hocaya dedi ki biliyor musun Ramazan hoca? Efendim işte amca biliyor musun aşk dağıtıyorsun aşk. Sesi o kadar güzel ki. Bu aşk dağıtıyorsun lafını dedem Ahmet Çavuş dedem vardı ondan da duydum. Kendi evimizin yanında cami var. Onu atlıyor. Bir cami daha atlıyor. 5 cami uzatmayalım. Tuz pazarı diye bir yer var. Tuz pazarı camii. 5. cami. İşte buğday pazarı cami, bilmem ne pazarı cami, tuz pazarı cami. Sabahın köründe Ahmet Çavuş dedem kalkıyor. Dışarıda buz gibi hava. Paltosunu çekmiş mübarek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 neyse tuz pazarı camine gidiyor. Ya dede neden buraya gidiyorsun? Ya öyle güzel sesi var ki dayanamıyorum diyor. O hocanın adını unuttum. Ona şöyle demiş Ahmet Çavuş dedi. Biliyor musun hoca? Tuz pazarında aşk dağıtıyorsun. Yani işte hak tecelli edince insan vücudunda biz onu karıştırmayalım şimdi. Aşk tecelli edince diyelim. Biz tabii vahdete göre konuşuveriyoruz. Kafalar karışıyor. Aşk tecelli edince etrafa gezmeye gönderilen bu kişiler gıdım 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 sürtülenlere kıvılcım verir. Aşk kıvılcım verir. Sen o kıvılcımı alırsan bir şulesi var ki Şem-i Can'ın fanusuna sığmaz bu cihanın. Cihanın aydınlanıverir. Vesselam. Onun ışığıyla. Öyle onun peşinde koşturursun. Hasılı kelam aşk peşinde koşmak lazım. Aşıklar peşinde koşmak lazım ki adresi bulasın. Nezih Araz'a geri dönelim. Unuttum onu. Nezih Araz bir hatıra anlatıyor. Böyle cezbe gelmiş Hazret'e. Hadi oğlum filan mahallede Selman'a çık demiş. Selman Keşkül boynunda eski dervişanın geçici bir süre yani 40 gün 50 gün neyse 60 geçici bir süre sadece cuma günleri sahillik yapar. Sahil denir onlara. Dilenci denmez. Dilenci bizim sonradan yediğimiz herzelerden bir şey. Sahillik yapar. Sahil sual soran demek. Dilenci demek değil. Hak dosta bak. Söylediği laf bu. Veya Arapçasını söyletirler eski dönemlerde. Şeyen lillah. Allah rızası için, Allah için. Şeyen lillah deyince bir lokmaya kıyamaz diyor Yunus. Birisi şeyen lillah deyince karşısındaki bir lokmayı kıyamaz diyor. Halbuki şeyen lillah deyince o Selman'a çıkmış derviş anlamına gelir. Kıyması lazım. Ki ehlinden isterler onu. İşte bu zat-ı muhterem yakın dönemlerde olmuş hadise. Hadi Selman'a çık demişler. Şeyinde keşkül falan yok. Sabahları sahillik yapmayacak. Öğleden sonraları yapacak. Kural bu. Öğleden sonra şu saatten şu saate sahillik yapacaksın. Nerede? Tatlıcılar pazarında. Pekmezci, helvacı, bilmem neci, balcı falan sırayla gidiyor.
falan. Bir gün iyice dağıtmış, sabahtan çıkmış. Sabahtan çıkacakmış, öğleden sonra çıkmayacakmış. Ters söyledim. Bir gün sabahtan çıkıyor, öğleden sonra da çıkıyor. İki defa çıkmış oluyor. Sahillik yapıyor işte. Halk dosta bak. Dükkanın sahibi de sabahtan vermedik mi filan diye bir gayır atıyor arkasından. Yani sövüp sayıyor tabiri caizse. Peki dedik ya. Bir şey demedik. Peki dedik. Onlar aldıkları terbiye gereği şiddet göstermezler. Karşılık vermezler. Hadi Allah. Dönüyor kaldığı yere. Gece bir rüya mana. Bu zat-ı muhterem o zata yani tatlıcıya pekmezciymiş galiba. Al bakalım bir ok. Bu birinci oğluna. Ertesi gün bir ok daha. İkinci oğluna. Üçüncü oğluna. Bu da sana diyor. Dört tane. Anlamış tabii onun hak erenlerden olduğunu. Cezbi-i ilahi olduğunu anlamış. Hemen ertesi günü arayıp buluyor. Özürler diliyor bilmem ne falan filan. Geçti borun pazarı süreşenliydi. Ehlullah'tan eden, kılan Allah'tır. Mehmet Efendi değildir. Bu olup durur, olup durur, olup durur, olup durur. Evet. Her zaman olur durur. Yani yakın dönemde de bizim başımızdan geçen bir şey var. Onu uzatmayayım artık. Olur durur böyle şeyler. Dikkat edeceğiz. İşte gülen gülsün ehlullah'a. Sen gülme. Onlarda hakkı vardır. Gafil ne bilsin? Hakkı sever var. Bu yol uzaktır. Menzili çoktur. Engelli koşu gibi. Birinci engel nefsi emmarede. İkinci engel, üçüncü engel, dördüncü engel. Ben hiç kimseye kinlenmem. Bir kurcalanırsın hadi kin. Ben kimseye kibrim yoktur. Bir kurcalarsın hadi. Öldür, 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 öldür. Ta ki yok oluncaya kadar. Yok oluncaya kadar. Onların hep alametleri gelecek sende. Dilinle olmaz. Alameti olacak. Sağlamasını yapar Allah. Hiç endişe etme. Yok oluncaya kadar sağlamasını yaparak gider. Götürür. Evet. Ta ki iş bitti. Sen el emin esması sıfatı tecelli et sende. Bir saniye durmaz. Velayet defterine yazdırırsın adını. Bu işin şakası yoktur. Bir saniye durmaz. Bir saniye bile durmaz. Şakası mı var zannediyorsunuz? Evet. Kitabi bir şeyle bilmekle de olmaz. Allah aşk versin. Hale dönüştürsün. Hale dönüştürsün. Bu yol uzak. Neden uzak? Bir sürü engeli var. Oyalanır boyalanır durursun. Hazreti Mısır'a gidelim bak. Benim bir hale meylim yok. Hiçbir hal beni oyalayamaz. Hakkın bilmem nesiyem ben. Hiçbir şeyde engel söz konusu değil. Onun nefsine. Girdik bu yola nasıl? Aşk ile bile. Girdik, başka türlü okuyalım. Girdik bu yola menfaat ile. Girdik bu yola doldur gayrı ne doldursa. Ama Yunus ne diyor? Aşk ile. Bile beraber demek. Yani gurbetlik ile bizi salar var. Hadi bakalım gurbet insanı pişirir. Hadi bakalım gez dolaş. Kaç defa çıkardı kim bilir o 40 senelik dönemde. Bunların sebepleri var. Hem iyi pişirmek için hem de kabiliyet görmüş olacak ki. Çünkü dünyada aşkı kabiliyet, aşkta kabiliyet gösterenlerin ezelde mutlaka istidadı vardır. İstidadın açığa çıkması, kabiliyet. Ezelde istidadı var. El-Estibrab hükümde onu görmüştür o. Bu dönemde bundan bir Yunus çıkar, domuz çıkmaz demiştir. Bizi gurbetlik ile salan var. Hem pişirmek, hem de pişirmek. Baba taptuk manasın, saçtık elhamdülillah. Saçmasalar sen nereden duyacaksın? El ele el hakka. Evet, pirin izini nereden bulacaksın? Yani bir şekilde Cenab-ı Hak iz atacak. Girdik bu yola aşk ile bile, gurbetlik ile bizi salar var. Gurbete düşen garip. İki türlü gurbet. Hem dünyada gurbetteyiz, haktan ayrıyız.
hem de dünyada dünyalıklardan uzak, Hakk'a dahiliz, garibiz. Garip, gariplere ne mutlu. Allah kırgın, garip gönüllerdedir. Hadis bunlar, malum. Buradaki garip, dünyevi olarak alırsak kimsesiz veya Allah'tan gafil, uhrevi olarak alırsak, manevi olarak alırsak, Hak'ta halk ondan bir şey anlamıyor demek. Onun için ehlullah hanımı bile anlayamaz. Hanımı ehlullahsa kocası anlayamaz. Hep garip gelmiş, garip gidecektir. Burada o kastettiği o değil. Evet. Gurbetlik ile bizi salar var. Her kim merdane, mert insan demek, merdane insanca davranışlar sergiler. Burada insan-ı kamil davranışları sergiler. Gelsin meydana. Meydan dediği erenler meydana. Bu meydanda nice başlar kesildi, olmadı soran diyor ya Gülbenk'te. Başlar kesildi. Başını kesmek, niyaz etmek. Neden yapılırmış? Başım sana kurban olsun. Neyin vardı benim dediğin, en değer verdiğin şey? Can. Sana mı aitmiş? Ya Rabbi bir canım var, onu da alıver. Yok öyle bir şey. Sana mı aitti yani? Sen mi vardın ki sana ait olsun? Baş kesmek işte böyle derinleştirin onu. Yani laf olsun, torba da olsun diye bir hareket yok. İslam'da. Hepsinin manaları var. Her kim merdane, insan olmak istiyor. İnsan-ı kamil olmak istiyor. Mert insan, insan-ı kamil demek. Farsça. Hazreti Ali Efendimiz Merd-i Hüda. Allah'ın insanı denir biliyorsun. Neden Merd-i Hüda? Hazreti Peygamber hicreti esnasında ölüm mutlak bir vaki, vukuat olarak, vaki olarak tecelli edeceği bir anda yatağını yatıp ölüme meydan okuması. Onun Merd-i Hüda olması olayı. Yatağını yatıyor. Müşrikler gelip bastıkları zaman yorganı kaldırmasalar Hazreti Ali'yi öldürecekler. Ve mutlak bir ölüm var yani. Ama yatağı yorganı kaldırınca bir de bakıyor Ali nereye gitti falan. Yasin suresi 9. ayet okuyun. Nereye gittiyse gitti. Evet. Her kim merdane gelsin meydana. Demek ki aşk meydanına, hak meydanına, erenler meydanına benliksiz gelmek isteyenler gelsin. Diğerleri başarılı olamaz. Yani diğerleri başarılı olamaz. Meraklılar veyahut da ajan provokatörler söyleyemedim ama meraklılar onlar başarılı olamaz. Ben yokum. Hak var. Ben bunu ispat edeceğim diyen Merd-i Hüda. Onlar başarılı olabilir. Yoksa 40 sene odun taşırsın, haberin bile olmaz. Bir şeye de yaramaz. Kelle koltuk. Ben yokum. Ben yokum. Yok olmak muradım. O olmalı. İşte aşk seni yok edecek. Sevgi seni yok edecek. Sermayesi tevhid. İslam tevhid yolu. Yani ilahlaştırdığın bir şey olmayacak. Sıka basa her şeyi çıkaracaksın, içine Allah dolduracaksın. Kendi nefsini Allah doldur. Varlığı Allah doldur. Bir de bakacaksın hiçbir şey kalmamış. Hadi Allah. Yolun açık olsun. Evet. Sen zorlarsan makamı hak, hadi söyleyivereyim, mecburdur, mecbur. O sende bir hazine, birinden bir şey mi alacak? Sende o, açacaksın kilidini, gireceksin içeriye. Allah şeriatta şöyle, hakikatte böyle. Sen hakikatte, şeriatta mahkumsun. O, sen hakikate varınca o mecbur. Daha söylettirmeyin. Sen mi varsın ki? Yeter ki anla tevhidi. Evet. Daha söylemedim. Yani biraz kaypak şey yaptım. Cümleyi tam söylemedim. Kafanızı karışacak diye. Sustum. Evet. Allah de işine bak. Her ki, gözleri giryan. Ne isteniyor bizden? Gözleri giryan. Aşk. Ciğeri püryan, demin anlattık, ciğeri yangın, yanık. Ciğer kan merkezi, kan deposu,
Ciğer, kan ne demek? Nefs demek. Ciğeri püryan, pişmiş. Yani kanını akıtmış, ciğeri pişmiş. Yani nefs-i emmare artık faaliyet göstermez hale gelmiş. Nefsi külle dönüşmüş. Yakılmış, yok edilmiş. Olmuşlar hayran divaneler var. Bu yolda hayran olmuş divaneler var. Hayran, tevhid şaşkını demek. Tevhid, sen cahiliye döneminden bilgelik dönemine doğru giderken tabii ki bir tevhidin tesiriyle, aşkın tesiriyle hayretin artacak, hayranlığın artacak ve gittikçe şaşkınlığın artacak. Öyle bir müddet devam edeceksin. Ne zamana kadar? Ha, hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur deyinceye kadar. Onu orada iyice gönlün kavileşti mi hak bilgisinde, irfanda, ondan sonra farka getirilirsin Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla. Çünkü mal kendinin, eziyet etmez. Mülk kendinin. Kim kime eziyet ediyor? Eziyet etmez. Ondan sonra farka getirilirsin. Nur topu gibi senden bir insan-ı kamil çıkar. Herkes buna adaydır. Mal kendinin. Birinin tekelinde falan değil bu. Sende bu, sende. Sende. Yunus, sen bunda meydan isteme. Meydan içinde merdaneler var. Yunus, sen bunda meydan isteme. Siz ne düşünürsünüz bilmem. Meydan istemek, ben oldum vehmine kapılmak. Sen etrafını görüyorsun değil mi Ercan abi? Ya bizim Hafız abimiz vardı. Bu kadar insan var. Buraya gelir, ta o köşeye gelmek de istemez de. Orada olsa iyi olacak diye onu yetiştiren zat gönülden arzu ederdi. O da kapı eşiğine oturuverirdi. Hafız abimiz vardı. Ben yokum diye. Hatta espri de yapardı. Ben benüsülin biraz az şey Karadeniz şivesiyle söylerdi. Benüsülin diye. Penisilin yapıla yapıla hani diri kalmış da ölecek bu çocuk demişler. Penisilin insanıyım derdi. Öyle espri de yapardı. Öbürsü ben filan. Şey gibi. Başbakanın etrafındaki bodyguardlar gibi. Hiç sokmazlar adamı yanına. Ben. Ne oluyoruz ya? Öyle bir tanesini işte padişahın bir tanesi Laleli Camii'ni yaptıran bir meczup var. Hatırlarsınız değil mi? Oturmuş sen kimsin? Ben hiçim demiş. Sen padişahım. Onun hesap ben hiçim deyinceye kadar bu köprüden çok gelip geçeceğiz. Hiçlik öğrenmemiz lazım. Hiçlik makamını. İşte tasavvufta da içeri girersin. İçeri girinceye kadar, meydana girinceye kadar bir dert. Adresi bulmak bir dert. İçeri girdin, hadi bakalım nefsinle boğuş. Büyük günahları, günah-ı kebairi halledersin. Kin, kibir, yalan, dolan, dövene elsiz, sövene dilsiz. Bunlar kolay şeyler. Ama içeridekini ne yapacaksın? Aa, vesvese, ince ayrıntı. Değil mi? Yani bakar insanlar böyle eli ayağı çok düzgün, fıstık gibi bir insan. Vay be, her yerinden yağ bal akıyor filan. İçi kanalizasyon teşkilatı. Kendi bilir onu. Ama ne alamaz yani, alamaz. İşte Hazreti Mevlana ne diyor? Yoldan geçen birisi, sen çok pis bir adamsın. Bilmem şöylesin, böylesin deyince o da bir şey Mevlat demiş ya. Konya'nın hela çukurları benden temizdir demiş. İşte kişi haddini bilmek kadar irfan olmaz. Bunu bildiğim zaman mükemmelleşeceğiz. Ben öyleyim mesela. Ben öyleyim. Babam anlattı. Dedem içeride zikrullahla meşgulmüş. Gençliğinde. Yani 40 yaşlarında falan. Ulan, kendi kendine konuşuyor diyor. Kulak verdim diyor. Babam anlatıyor. Dedem anlatıyor. Kulak verdim. Ulan hayvan, öküz, ayı. Ulan kiminle konuşuyor bu diyorum diyor. Çıktım, baba sen kimle konuşuyorsun diye sordum diyor. Kimle konuşuyor oğlum? İçerideki öküzle diyor. Ben bir şey diyorum, o başka bir şey diyor. Ben bir şey diyorum, o başka bir şey diyor. Yani köstebek gibi. Nereden çıkacağı belli değil diyor. Hangi delikten çıkacağı belli değil diyor. 80 senedir öğretemedim şu nefsime tasavvufu.
Yunus sen bunda meydan isteme. Meydan içinde ne mertler var, ne mertler var ve selam. Sen onlardan biri ol. Hadi eyvallah. Yunus kendin ay şaras kan mı kıynaydı.